emir olur. Kabri şerifi Resulullah'ın ziyaret etmekle merzuk olur. Resulullah'ın rüyasında görür. Bunu söylüyorsunuz. Bunu bulunduran, resmini bile bulunduranın rüyasında peygamber gelir. Gelir mi? Bunu bulunduran diyorsunuz. Tamam. Bulunduğu ev yanmaz, bulunduğu gemi batmaz. Gerçekte öyle mi? Kitap öyle yazıyor. Yani bunu mesela depremde İstanbul'da, depremde yani. Siz böyle mi düşünüyorsunuz? Ben inanıyorum. Nail-i Şerif hakkında gelen rivayetler doğru mu? Şimdi bu meseleler İslam'ın çoğu noktalarında fazilet üzerine zikredilmiş bir sürü meseleler var. Bunların içerisinde rivayeten Resul-i Ekrem'e dayananlar da var. Evliya-i kiramın kalpleriyle bakıp yine Resul-i Ekrem'den manevi bir ışık alaraktan gördükleri de var. Fakat burada ne var biliyor musunuz? Allah Subhanahu ve Teala'nın koyduğu çok ince bir denge var, harika. Aslen her şey kulun kalbinde bitiyor. Yani şekillerde, şemallerde değil. Kulun kalbinde bitiyor. İbadette de öyle zaten. Kıldığımız namazın rükuda aldığımız şekli değil, kalbimizi getirdiğimiz orada hal. Allah katında kıymet buluyor yani. Şimdi bu Nail-i Şerif olur, sair evrad olur, zikir olur. Resul-i Ekrem'den kalan bir mübarek sakal olur. Lihye-i Şerif diyoruz. Bunların hepsi işte bu sırra dayalı olarak kıymetlidir. Efendimiz Allah'ın Habibidir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun her şeyi onun için kıymetlidir. Yoktu. Neden? Çünkü o nurdu. Nurun gölgesi olmaz. Nur olanın her parçası da nurdur. Onun için Resul-i Ekrem'den gelen her şey nurdur. Nur kendisi kıymetli. O nuru bir aynada yansıtsalar bize ki hani bugünkü timsaller diyoruz. Aynadan yansıtmak gibidir onlar. O da kıymetli. Allah'ın Habibi olması hasebiyle onda müthiş bir kıymet var. Onun asarında, onun mübarek ayağını basmış olduğu yerde hepsi kıymetli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Fakat buradaki bereketlerin kula nazil oluşu kulun kalbini nasıl bağladığına bakıyor. Hani itikad edeceksin, itikad edeceksin dediğinde biliyor musunuz buradaki? İncelik buradaki yani. Rabbimiz ne buyurdu? Bir okyanus gibi kelamdır bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ene inde zanni abdi bi, kulum beni nasıl zannediyorsa ben öyleyim diyor Allah-u Teala. Şer-i şerifin çizgileri içerisinde tabii ki bu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nali saadeti hepimizin başındadır. Kavuklarımızda var o. Nali saadetini başımızda taşıyoruz biz. Şeyhimiz Hazretleri de bize devamlı söylerdi. Bunu başında taşıyanın başına ağrı gelmez diye. Şimdi burada kulun kalbine bakıyor Allah Subhanahu ve Teala. Sen benim Habibimden kalan bir esere nasıl bakıyorsun? Resulüme karşı olan muhabbetin nasıl? Sen Resul-i Ekrem'in muhabbetiyle doluysan kalp öyle pompalıyor o kanı etrafına yani. Nur öyle dağılıyor senin bedeninde. Senin vücudunda da, senin olduğun yerde de her yere yani. Onun için Allah Subhanahu ve Teala böyle aşk dolu bir mümini görsün bir yerde orayı beladan uzak tutar. Ne oldu? Ne oldu? O ulu evliyanın sözü birebir hak oldu. Ne dediler? Bu timsalin olduğu eve bela gelmez dediler. Deprem olmaz dediler. Bedeni çürümez dediler. Ama bunun bir açıklaması var tabii. Nasıl? Herkesin kalbindeki muhabbete göre bu. Senin kalbinde bir muhabbet var. Nedir? Yoldan duyarken, geçerken gördün. Efendimizin nali saadetinin olduğu yere Allah bolluk verir dedi. Şimdi senin Resul-i Ekrem olan muhabbetine göre bu yansıyacak ya sana. Aldı diyor bana bir şey gelmedi. Sen Efendimiz olan muhabbetinden almadın ki onu. Sen ticaret gibi aldın. Ben bunu alayım dedim 5 lira. Ne kadar bu? Bu 5 lira. Tamam mı? Bu 5 liranı ben vereyim. Üzerine ben alayım 50 lira 100 lira. Tamam mı? Öyle düşündün sen. Bu ticaret oldu.
Allah Subhanahu ve Teala dünyalığa önem verme dedi. Sen gittin dünyalığa önem verdin. Ne oldu? Ele bir şey gelmedi. Resul-i Ekrem'in yine nali saadetini elinde bulundurdun diye yine belki Allah Subhanahu ve Teala o gün sana müptela olacak belaları aldı senden. Ama o üstün kârlar onlar ele gelmedi. Ama bir kul var. Efendimizin söylemiş olduklarını birebir yapıyor. Aşk ile dolu kalbi. Namaz mı kıl dedi peygamberim? Kılarım. Oruç mu tut dedi? Tutarım. Zekat mı ver dedi? Veririm. Kur'an mı oku dedi? Okurum. Salavat mı çek dedi? Çekerim. Böyle dolusun. Efendimden bana bir şeyler getirin. Bir şeyler söyleyin bana Resul-i Ekrem'den olsun. Olsun da ben yapayım. Yapayım da ona biraz daha yakın olayım. Bu aşkı şevk ile kalbi yanıyorsa bir kulun Efendimizin bırak nali saadetine Resul-i Ekrem'den herhangi bir şey onun kalbini böyle ateşini alevlendirecek bir şey olsun. Allah'ın lütfu keremin hemen nazil olur o kula zaten. Böyle aşk ile dolmuş bir kulu hangi ateş yakabilir? Hangi toprak yiyebilir? Ne mümkün yani? Ne mümkün? Velhasıl hepsi bu ilahi sırrın etrafında doluyor. Nedir o ilahi sır? Ruhtur, kalptir. İnsanımız bunu anlamıyor. İnsan mesela mutlu olduğu şekilde ne var? Etrafına enerji saçar. Bunu herkes biliyor yani. İmanının yüksekliği derecesinde de etrafa nur saçar kul. Onun için Şeyh Nazım Kıbrıs'ı Hazretleri mübarek nereye baksa yeşerirdi ya. Öyle bir güç vardı onda yani. Öyle bir güç vardı şeyhimizde. Hangi meclise girse kalpleri Hakk'a doğru yumuşatırdı. Velev ki o meclis tamamen zil zurna sarhoşların meclisi olsun yani. İşte böyle yani bu rivayetlerin biz hak olduğuna inanırız. Ama kulun kalbindeki muhabbete göre bunlar değerlenir. Ona göre kıymet bulur yani. Efendimiz'e hakkaniyetle muhabbeti kalbinde taşıyorsan, onu gördüğün zaman o ateş içinde yanar. Başına koyarsın şeyhimiz gibi. Efendimiz'in ismi zikredildiği zaman Şeyh Efendi hemen ayağa dikilirdi. İsmini duyduğu zaman daha. Düşün kendini gördüğü zaman ne olur yani. Böyle muhabbetle dolu olduğu zaman kul o zaman o asarın hepsi olur. Bunları her şeyde görebiliriz yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu dualar vardır mesela. Bu duayı okuyan şundan kurtulur. Ya adam okuyor bir şey kurtulmuyor. Namaza başlıyor bırak duayı da geçiyorum. Hadis-i şerifi de geçiyorum. Çokları kabul etmiyor hadis-i şerifi. Ayete geliyoruz. Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Ben sizden ibadet istiyorum, rızık istemiyorum. Adam ibadete başlıyor, bakıyorsun işler kesat. İşler kesat, ticareti duruyor. Ticareti duruyor. Ne oldu şimdi? Ayet yanlış mı oldu? Hayır, sen tefsirini kalbine oturtamadın. Allah Subhanahu ve Teala ne dedi sana? Ben rızıklandırırım dedi. Ama zenginliği istediğime veririm dedi. Yani velhasıl bunların içindeki esrarı bilmek lazım ki o zaman kıymetini çözebilirsin yani. O zaman belirleyebilirsin. Öteki türlü gelişi güzel her şeyi ne yaparsın inkar edersin. Doktor 100 tane hasta tedavi etmiş bir ilaçla. 101.si istediği gibi kullanmamış ilacı. Ondan sonra sen alıyorsun onu. Bak bunu iyileştirmedi. Bak sen bizi kandırıyorsun. Tamam bizim dediğimiz gibi kullandın mı? He? Biz tok karnına dedik sen aç karnına içtin. Usulünce, uslubunca, edepli bir şekilde sorarsan açılır kapılar. Ama kibrinle yol alıp yok öyle bir şey, yok şöyle bir şey dersen kalırsın ayazda.